Sevgili Mustafa ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Abi yani yoksun abi, yoksun abi. Survivor'da yoksun Kendine abi yok. sen. Bench'te yoksun, takım arkadaşlarında yoksun. orayı çekiliyor yoksun, Moley çekiliyor yoksun. Abi sen neredesin ya Mustafa? Neredesin abi sen? Neredesin ya? Aynı şeyi papağan gibi tekrar edip edip duruyorsun tamam ettin ettin tamam ya ama tamam tamam abi tamam. Bu sefer yani bu çok kolay cevap kurulmadı. Yani benim için afakanlar ben. basıyor yani. Beş karış bir suratla orada oturuyorsun. Elini bile uzatmıyorsun. Oyunda yoksun. Gerçekten hani Hilmi Cem'le Atakan sohbet ediyorlar. Hilmi Cem demiş ki Mustafa'ya. Çünkü şimdi Mustafa bütün oyun boyunca sustuğu için böyle demiş. Mustafa bari su getir demiş ya. <laughs> hani bir şey. Bari su getir bir şey yap demiş. Yani takıma bir şey yap demiş. Yani adam beş karış suratla böyle oturuyor abi. Dört saat böyle bir adam nasıl oturur ya? Oturamazsın yani. Hani sen bir yerde patlarsın yani. İşte perşembe günü patlar o. Bugün tanıtımda Bey'in yani... diyalogları vardı. İzlediniz ee, mi sonunda? Tanıtımın sonunda. Yine evet bence. Mesela <laughs> diyalog kurulması çok <laughs> evet. zor bir insan Mustafa Kemal bence. Gerçekten karşısından çok çünkü yani, dinlem yani. Çok zor. Hani Acun Bey'in dediğini tam hatırlamıyorum diyalogun konusunu şu an ama tanıtım sonunda izlerken dedim ki gerçekten insan Ben onları ye yemek şey kazandırdığım gibi bir şey söylüyor muhtemelen. Evet. Ya, a a de, aynen bravo. Tamam sen onlara kazandırdın sen yemedin mi diyor. Evet. Sonuçta sen kendin de yemek için oyuna giriyorsun diyor. Yani aynen. sen zaten fedakarlık kendin için iyi. oynuyorsun. Aynen. Fedakarlık yapmıyorsun yani. Hani ben kazandım yok, ve ben takıma aynen. ziyafet veriyorum ben de yemiyorum durumu yok ki yani Survivor'da. Evet. Sen önce kendin için önce istatistiğin için yarışıyorsun. Aynen. Ondan sonra yemek yemek için yarışıyorsun. Ondan sonra bu sayede arkadaşlarında yemek yiyorsa eyvallah ama sen olayı bu şekilde aksettirirsen ve buradan bir türlü çıkamazsan ki çıkamıyor bu çocuk. Yani bu çocuk Tek bir öyle bir takıldı veriyor. ki yani. Takılıyor öyle he. bir yere takıldı ki ben bu takıma geldim. Ben bu takıma kazandırıyorum. Ben bu takımın yüzdesini... E tamam Mustafa aş artık. Aş aş aşamıyor. Acun abi çekti kenara aşamıyor. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. İnşallah Mustafa iyi yerlerde bitirir Survivor'ı. Akıllarda biraz daha iz bırakır. Bu şekliyle unuturuz biz. Bu şekliyle unuturuz Mustafa'nı. Yani yoksa bir daha Survivor'a gelmesi çok kolay da olmaz. Ya bunu aşması lazım. Bir türlü yani şey formatı kabullenemiyor. Yani durumu kabullenemiyor. Geldin mi yazılacaksın mesela. Yazılacaksın ve bunu kabul edeceksin. Düelloya çıkacaksın. İhsan, Adam bunu reddediyor. Hayat değişkenliklerle dolu. Yani bu işin havası var, suyu var, psikolojisi var, arkadaşlığı var, gelgiti var, kavgası var. Mustafa çok dar açıdan bakıyor mevzuya yani. Hı bu kadar da dar açıdan bakılmaz ki abi. Yani olay sadece dumbbell'ı kaldırıp hani kaç kilo kaldırdın? 100 kilo. Aa 100 kilo kaldırdım diye bir şey yok böyle bir. Çok Yok yani. Üstüme. Hani böyle bir bakış açısı yok maalesef. Ee, bu şekilde olursa zaten her hafta yazılır. Takıma da hiçbir katkısı yok. Sonra diyor ki ben niye yazılıyorum ama gerçekten Mustafa'ya bir bunu düzgünce açıklaması lazım. Ya Mustafa sen bir şeyler kattım diyorsun da yani bizi alıp götürüyoruz bütün enerjimizi çekiyorsun zaten. Açıklıyorlar kenarda. bence ama Furkan. Yani açıklanıyor Mustafa Kemal. Çünkü mesela hadi o açıklanmıyor diyelim. Başka açıklanan şeyleri izliyoruz. Mesela en azından Acun Bey çok güzel açıklıyor. Her konseyde Mustafa Kemal'le alakalı. Merve konusunda da çok güzel açıklamıştı. Tane tane ve çok net. Şimdi arkadaşlar acaba açıklayamıyor mu diyoruz ya... ...tamam o bizim soru işaretimiz kalsın... ...ama ben açıklanan şeyler görüyorum Mustafa Kemal'e... E ...Mustafa onları da anlıyor ki... ...insan dediği gibi akşamki örnekte bugün daha detaylı izleyeceğiz ama... ...bak böyle 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 oldu... ...bu aynı zamanda senin de çıkarına bir oyun... ...işte sen kazandığında kendine de katkı sağlıyorsun... ...yemek de yiyorsun... ...anlıyor musun Mustafa? Yok abi ben takıma yemek kazandırıyorum... ...cevap bu... ...yani demek ki arkadaşları da... ...aslında bakıldığı zaman bir şey anlatmaya çalışıyor ama... Çok e, herhalde oyuna konsantre gelmiş Mustafa ve biraz o at gözlüğüne döndü artık adam. Biraz fazla atletizm yarışması gibi görüyor burayı. Yani, Değil ama. Hani Burada bir siyaset var. Burada bir şans faktörü var. Ondan sonra tabii ki burada spor, atletizm durumu da var ama bir sürü başka olaylar İlişkiler da var yani. Diğer var. Yani i̇lişki işte siyasetten kasmasına yani. ilişkiydi yani hani sen takım içerisinde, rakip takımla bir sürü ilişki yaşıyorsun. E senin bunu da yönetmen lazım. Hiç yani oralarda yok ya, hiç evde yok yani Mustafa. Ki bak Son zamanlarda dikkat ederseniz hepimizin ağzında da Mustafa'yı övüyoruz biz. Yani bir olay oluyor. Hiçbir şey yapmıyor çocuk. Oturduğu yerden Mustafa övülüyor. Neden? Mesela Sercan oyunu bırakıyor, değil mi? Ya Sercan oyunu bıraktığında aklımıza ne geliyor? Sen Mustafa'yı eleştirmiştin kardeşim diyoruz. Sen nasıl ki Mustafa'yı eleştirirsin? oyunu bıraktı veya dağları taşla E sen de aynısını yapıyorsun. Demek ki sen Mustafa'yı eleştiremezsin diyoruz. Aslında biz Mustafa'yı övüyoruz. Bak oturduğu yerden puan topluyor. Yaşanmışlıklar var. Aleyna ne diyor? Beni bu halde yazmamaları lazım diyor. E sen Mustafa Kemal'i yazıyordun. Adam %55'lerle, %58'lerle e, şeyken yazılabiliyordu. Sen niye şimdi yazılamam diyorsun? Bak dönüp dolaşıp Mustafa'yı haklı çıkartacak veya Mustafa'yı öveceğimiz konular geliyor. Ama <laughs> Mustafa ne yapıyor? tekrardan biz onu övmeyelim diye Beni seni dediğim yani böyle bambaşka tekrardan o eski takıldığı yere dönüp o o taşa tekrardan oturuyor. O taşı bir türlü geçemiyor. Yani geç artık bak dünyada başka olaylar da var. Sen <laughs> o bu taşa takılıyorsun devamlı ya. Dönüyorsun başa aynı yerde takılıyorsun. Efendim Murat abicim e, görüntüleri yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim aramızda dönsünler. Merve'nin bir bayıldığı anlarla ilgili sizin yorumlarınızı alalım arkadaşları. Çünkü Merve'nin bayılmasına inanmadılar. Onunla ilgili röportajlar da verdiler. Merveden bekleriz böyle hareketler tarzında. Ee, neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyeyim ya? Ayıp, çok ayıp. Kadına oyuncu diyorlar resmen. Oynuyor diyorlar ya. Yani. Ses verebilir miyiz? Şu kadın, şu kadının şunu oynamasına imkan var mı ya? Böyle bir şeye üç tane orada kırmızı takımın erkeği bu kadının e, şu haline oynuyor diyorlar. Ben ne kulaklarıma inandığım, ne gözlerime. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor ya. Siz bu kadına şu hale düşen bir kadına orada çıkıp da bu kadına inanmıyoruz bu kadın oynuyor diyorsanız eğer. Vallahi billahi yani ben artık konuşacak kelime de bulamıyorum ya. Çok ayıp ya. Siz nasıl nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz ya? Yani şu kadının şu haline mahsus yapıyor diyorlar abi. Hakikaten yani inanır gibi değil yani. Mahsus yapıyormuş kadın şeye göre. Kimler söylüyor abi? Bozok. Evet. Avatar Atakan evet. ve Hilmi Yalnız üç kişinin de bunu söylemesi de bir ilginç değil mi? Hani bence üç... Kişi... ilginç. Söylemeleri değil de üçü ilginç. Bak bence oradaki kritik konu ne biliyor musun? Çok ayıp ya. Kesinlikle ayıp evet ve ben Merve'nin doğalına da bayıldığını da düşünüyorum. Belki de onların demek istediği şey budur bu değildir bilemem ama kaybetse, kaybetmese kazansaydı ee, ...bayılır mıydı gibi aslında... ...ama bu şöyle bir şey... ...insan moralman çöktüğünde de... ...yani psikoloji de zaten sağlıkta çok önemli bir... E, ...dengedir... ...dolayısıyla adrenalinle... ...ve o pozitif enerjiyle belki kendini daha iyi hissedip... ...bayılmayacak bir Merve'yi izleyebilirdik... ...o anlamda onların ne demek istediğini anlayabiliyorum... ...çok hırslı ve kaybettiğinde çok düşen bir yarışmacı... ...hani bu anlamda bakıldığında... E, ...ya da aynı örneği başka yarışmacılar için de verebiliriz... ...mesela kaybettikten sonra... ...kendini daha kötü hissettiğini fark eden diyelim. Ama kazansa belki o adrenalin ve motivasyonla daha iyi hissedecek. Gerçekten de fiziksel olarak daha iyi hissedecek. Bu olabilir. Ama yani fiziksel anlamda rol yaptığını asla düşünmüyorum. Ya yani ben izlerken hakikaten yani hayretler tüylerim diken diken oldu ya. Üç tane adam şu kadına numara yapıyor diyorlar abi. Yani göz göre göre numara yapıyor diyorlar. Yani böyle bir numara olur mu arkadaş ya? Kadın giderken düşüyor, bayılıyor. Ve kadını geliyor doktorlar falan. Kadın zaten kendinden falan geçiyor. Numara yapıyor diyorlar abi. Murat abicim. Ne oldu ya? Survivor Extra kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.